Herkese selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar Tok diye yenik tarayıcımızla birlikteyiz. Yüzümüzü tanıdı mı? Evet, merhaba Gürhan dedi. Şu anda aracımızın güncellemesini yaptık. Güzel bir şekilde ek kanımız falan çok güzel bir şekilde kendine geldi. Şunu da koyalım. Aracın yeni güncellemeleriyle birlikte gelen özellikler olarak ESP kapatmayı bana çok şey yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. Fakat aracı hem zorlamak istemiyorum hem de ESP kapatmaya değecek bir etkileşim yok kanalda. O yüzden bir süre adrenalin dolu hareketler yapmak istemiyorum araçla. En azından etkileşimimiz artacağı kadar. Çünkü yaptığımız bir işin de değmesi gerekiyor. Ama size çok teşekkür ederim bu arada. Sizin sayesinde 3000 aboneye ulaştık. Tabii ki de bu da değerli ama bu zorlayacak kadar yeterli değil aracı. Güncellemeyle birlikte arkadaşlar aracın içerisine bindiğimiz zaman daha az hareket etmeye başladık. Artık mesela şu konsolla birlikte güneşliği, iklimleri, klima ve benzeri değişimleri sağlayabiliyoruz. Ayrıca yüz tanımayla birlikte sürekli aracı şifre girmemize gerek kalmıyor. Hemen yüzümüzü tanıyarak bize uygun pozisyon ve ayarlarını yapıyor. Tabii ki de bu daha başlangıç olan bir güncelleme. Bununla birlikte daha nice güncellemelerin daha farklı, daha yaratıcı bir görünüm sağlayacağına inanıyorum. Tek ayağımızda da kullanabiliyoruz. Özellikle geldi. Yani aracın fiyatına göre bize sağladığı özellikler daha fazla. Yani daha avantajlı bir hale getiriyor bize. Tabii biz zamanında 1.700.000'e almıştık bu aracı. Şu anda 2 milyon civarı. Fiyatını değer mi? Değer.
içten yanmalı motordan kurtulup elektrikli araca geçmek çok farklı bir duygu. Bir de şu arka taraftaki radyoyu kapattım zaten, belki belli olur. Arka tarafta gelen motor sesi bizi etkiledi ama benim sağ geçmem lazım bizim. Hemen acilen. Araba saydı. Bu tarz videolar beğenilirse haftanın 7 günü bu şekilde videolar atmayı planlıyorum. Park pozisyonunu kapatalım. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve görüşlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.